tüm dünyayı etkisi altında alan koronavirüs maalesef ülkemizde çok ciddi etkilemeye devam ediyor. Her gün sayılar açıklanıyor. Gidişat kötü gözüküyor. İnşallah daha iyi olacak. Daha iyi olmasını bekliyoruz. Daha iyi olmasını umuyoruz. Evde kal Türkiye diyoruz. Gördüğünüz üzere biz yayınlarımızı bütün arkadaşlarımız evden yapmaya çalışıyoruz. Futbol tüm liglerde ertelendi. Süresiz ertelendi. Hiçbir tarih de verilmeden ertelendi. Bu süreci biz de merak ediyoruz. Nasıl sonuçlanacak? Nereye gidecek? İnşallah ülkemiz daha hafif bir şekilde geçirmeye devam eder bu süreci diyorum. Ve ikincilik değerlendirmeme başlıyorum. Beyaz grup Samsunspor'un artık birinci lige çıktığını söyleyebiliriz. Çok ciddi bir puan farkı var. 10 puan fark var. 73-63 Manisa FK ile. Özellikle Manisa FK'yı da basmanda mağlup ettikten sonra aracı ciddi bir şekilde açıldı. Burada Şanlıurfaspor herkesin bildiği üzere küme düştü. Gümüşhane'de son erteleme maçında kendi sahasında Başkent Akademi'ye kaybedince bana göre çok ciddi bir yara aldı ve artık bu saatten sonra kurtulmasının çok kolay olmadığını düşünüyorum. Burada üçüncü takım tabii ki merak konusu. Şu anda 28 puanlı Ahmet Sportif düşme hattında. Son iki maçını kazanan Başkent Akademi biraz olsun rahatladı. Burada 33 puanlı iki takım bence Kırklareli Spor'la 1922 Konyaspor'unda ciddi bir tehlikesi var gibi duruyor. Kalan 6 haftada tabii ki bilemiyoruz maçlar oynanacak mı, ne kadar bir erteleme var onu da bilemiyoruz. Playoff hattına geçince Manisa FK ikinci sırada ve playoff'u zaten garantiledi. Burada Hekimoğlu ve Sancaktepe'nin ben playoff dışında kalmayacağını düşünüyorum maçlar devam ederse. Son takım burada belki bir merak konusu olabilir. İnegölspor teknik direktör Murat Yoldaş'la ciddi bir ivme yakaladı. Playoff hattının içinde. 2 puan gerisinde bulunan Afşon, Tarsus İdman Yurdu 43'er puanda. Ve Pendik Spor'la Sarıyer 40 puanda. Playoff şansları az da olsa devam ediyor. Burada bana göre Zonguldak Kömür, Çorum FK ve Hacettepe'nin hiçbir iddiası yok. Ben düşme sıkıntısı çekeceklerini de düşünmüyorum. Tabii ki belli olmaz. Ama ben bu üç takımın hiçbir amacının olduğunu düşünmüyorum. Diğer kırmızı grupta ise çok ciddi bir çekişme devam ediyor. Bandırma Spor 3 puan önde lider Ankara Demirspor'un önünde ama Bandırma Spor'un kalan maçlarda fikstürü çok zor. Ankara Demirspor'un tam tersi Elazığ Spor'la oynayacağı bir maç var. Ve son 2 hafta ligden düşen artık Karabük Spor ve Niğde FK ile oynayacak. Bu 3 maça 9 puan dersek 57 puanda olan Ankara Demirspor 66 puan ya kesin alacak gibi duruyor. Ve içeride o Bandırma Spor'u kendi sahasında ağırlayacak. Tabi burada playoff hattı da aslında bana göre şekillendi gibi. Sakaryaspor, Tuzla Spor ve Kastamonu ben playoff'un içinde olacaklarını düşünüyorum. İlla ki tabi Kırşehir'in de Van FK'nın da şansı devam ediyor. Ama ben bu playoff hattının değişeceğini düşünmüyorum. Zaten düşme hattında biliyorsunuz Elazığ Spor'un depremden sonra ligden çekilmesiyle burada iki tane takım düşüyor. Ve Karabük Spor ve artık işin mucizeye kalan Niğde FK küme düşmüş durumda. Burada arada kalan diğer takımların hiçbir şekilde düşmeyle ilgili bir sıkıntısı yok. Yukarı doğru bana göre hedefi de yok diyorum ve ikincilik değerlendirmemi bitiriyorum. Lütfen evde kalın bizim gibi. En azından bir süre evde kalın ki şu hastalıktan bir an önce kurtulalım ve tekrar normal hayatımıza dönelim.